Efendim bu ne yakışıklılık. Teşekkür ediyorum. Kolyemiz de çok hoş. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Güzel bir kombin yapmışız. Ne ya, utandırıyorsunuz beni. Yapmayın bunu. İltifatlar, iltifatlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Proje nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi proje. Projeyi biz bitirdik aslında. Evet. Şu anda yayın iyi gidiyor, reytingler güzel gidiyor. Güzel haberler geliyor, inşallah böyle devam eder. Yazın ne yapacağız, yazın nereye gidiyoruz? Yazın nereye gidiyoruz? Yazın biz aile yanına gidiyoruz, Bodrum'a gidiyoruz. Aynen. Tam da size sorulacak bir sorum var. Evet. Bu sene Bodrum lahmacunu 1200 liradan açılmış. Kaç, 1200 lira. 1200 dolar bazında düşünüyorum. Yani 30 desen. Güzel, güzel para. 30 yediniz dolar mi hiç 1200 liralık lahmacun? Yedim, yedim. Nasıl? Davetli olarak gittim oraya. Davetli olarak gittikten sonra tabii davetli olarak gidince hesaba karşı bir şeyin sorumluluğunuz olmuyor. Özgürce yedim. Abi biz yemedik. Ne vardı içinde? Ya inanın öyle özel bir hikaye yok ama sunumlar falan tabii. Hani şeyi anlıyorsun. Gelişinden 1200 olduğunu anlıyorsun. Yani, tabii. Aşk hayatımız nasıl? Girelim mi oralara? Biraz dedikodu yapalım. Yani durgun, sakiniz, normaliz. Hareketlenmeyecek herhalde. Yani o topa girersek yanarız. Niye? Ya toplar sıkıntılı toplar yani. Avrupa'da, Amerika'da yeni bir şey yaygınlaşmaya başlamış. Yapay zeka ile flört. Ha. Bir o eksik abi yani. Türkiye'de olur mu bu? Türkiye'de yapay zeka ile flört olur mu abi? Olur. Şöyle kendini düşünsene. Neden olur? Olur çünkü Türkiye'de birçok şeyle flört var. Yani o yüzden yapay zeka hatta iyi bile olur. Yani hatta bizi normal yola bile getiriyor olabilir yani. Öyle diyebilirim. Bu sezondan yeni sezona ne taşıyoruz? Ya bu yıllarda bu sezondan yeni sezona bir şey taşımadan aslında devam ediyoruz gibi geliyor değil mi yani? Daha bu sezonu bırakıp geçmeye çalışıyoruz hatta daha sakin bir şekilde diye tahmin ediyorum. Peki. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.